Ey Romalılar! Acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Hadi gelin. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. Ay anne bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım hadi gelin hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım mercimeği alıp aşağıya. Kızım mercimek olmuş mercimeği kızım. Sakin olun Betüş. Eda'yı tut. Neler olduğunu öğrendik hiç fena olmayacak. Bırak artık, çok korktum. Gidelim hadi. Dur bir de onu uçurayım. Hayır, yeter artık toprak. Tamam o zaman, gidip babamlarla eğlenelim. Kendini eğlendirmek için insanlara zarar veriyorsun. Yeter dedim toprak. Şimdi buradan anneannenin şatosuna geri gidiyoruz. Yürü hadi. Ya. Eğer gelmezsen bir daha yüzümü göremezsin. Üf! Olamaz. Bizi korkutan toprakmış. Bizi de. Kendini ve oyuncağını kopyalayan da toprakmış. Habere ne olsun Eda? Kızın çok fena ceza alacak. Niye herkes burada? Aa, sen var ya sen bittin. Eda, seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze, bunun eti senin kemiği benim. Ne yaparsan yap. Vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim. Açıklayabilirim. Açıklanamaz şeyler yapmışsın toprak. Utanmaz seni. Arlanmaz. Tamam Eda'cığım. Ben kafeye gidip herkesi eski haline getireyim. Ha, sen de Yavuz'un çocuğun yokluğunu anlamaması için toprağın kopyasını al eve götür. Ha, bu arada yüzünü değiştirmeyi unutma olur mu? Ah. Sana gelince toprak. Bir hafta anneannenin şatosunda bir fanusun içinde deniz atı olarak yaşamını sürdüreceksin. Olamaz. Olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalamaz toprak hanım. Geldim. Hoş geldiniz çocuklar. Aa, Cem nerede? Bizimle servise binmedi, geç gelecekmiş. Arkadaşlarıyla gezip tozacakmış. Çantasını da bizimle yolladı. Peki bundan babanızın haberi var mıymış? Yok, siz söylersiniz dedi. Nasıl yani? Kendi kafasına göre arkadaşlarıyla gitmeye karar verdi ve bunu babanıza söylemedi mi? O artık büyümüşmüşmüş de, onlardan izin almayacakmışmış da. Bunu babanıza söylesek çok iyi olacak. Siz ikiniz söylerseniz ben banyodayım. Yine sivilceleriyle oynamaya gidiyor. Ne biçim şeymiş bu ergenlik? Ablam da abim de bir garip oldu. Güzel. Evet, laboratuvara götürebilirim artık bunu. Saat çok geç olmuş ya. Hay Allah, gitsek mi ne dersin? Olur. Kalsak da bu kadar iş bitmez ki zaten. Ha, doğru. Yarına bırakalım. Akşama bize gelsenize dostum. Ha, vallahi Betüş'le konuşayım geliriz herhalde. Ha bak. İyi insan lafın üzerine aramış. Belki de odur. Hı. Tutsana. Alo. Ha Firuze sen misin? Ne oldu? Ne? Aa nereye gitmiş? Tamam ben onu hemen bulup gelirim. Hoşça kal. Ne oldu Sadık? Kimi buluyorsun hayrola? Cem. Artık onunla konuşmanın zamanı geldi dostum. Şimdi kimi arıyorsun peki? Tuğçe'yi. Onun nerede olduğunu ancak o bilir. Heh. akşam Tuğçe bize geldi. Hep beraber abimle babamın eve dönmesini bekledik. Hoş geldin Tuğçe'ciğim. Hadi geçin oturun bakalım. Cem de birazdan gelir. Ablam o saate kadar banyoda sivilcelerini sıktı. Ben anneme başkaları için bu dememeyi öğrendiğimi anlattım. Abimler eve geldiğinde ablam da banyodan çıktı. İşte buldum. Çarşı pazar dolaşıyordu. Heh, işte kızım da geldi. Geç yavrum. Geçin şöyle oturun bakayım. Konuşacağım. Annemle babam hepimizi toplayıp büyümekle ilgili bir konuşma yaptılar. Siz büyüdünüz. Tamam, kabul ediyorum. Ama büyük olmak demek anaya babaya karşı sorumlusu olmak demek değil. Anlaşıldı mı? Hele sen. Tamam, saygı duyuyorum, büyüyorsun, ergenlik çağındasın ama ya bir şey gelse başına? Annem baban ne duruma düşer biliyor musun? Kardeşlerin ne duruma düşer? Annem ablama o yaşlarda herkesin sivilcesi olduğunu kanıtlamak için gençlik resimlerini gösterdi. Ben de ablama sivilceleriyle bile çok güzel olduğunu bir daha söyledim. Galiba artık kompleks yapmayacak. Babam koca adam olduğunda bile babasından izinsiz eve geç gelmediğini anlattı. Tıraş olma konusunda onun iyiliği için ona kızdığını bir daha hatırlattı. Abim hatasını kabul etti. Hatta bugün onları üzmesin diye Tuğçe ve Kerem'le konuştuğum için benden bile özür diledi. Nihayet ikisini de ne kadar çok sevdiğimi anladılar. Ablam ve abimle sımsıkı sarıldık. Firuze abla yine kendini tutamadı, ağladı. Sonra hep beraber teyzemlere gittik. Toprak bir garipti. Bütün gece bir köşede sessiz oturdu. Sanki o toprak değildi. Mercimeği bir kenara çekip toprağın nesi olduğunu sordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.